Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Evet, kaldığımız yerden 29. bölümüyle Cities Skylines oynamaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, 50 bin olmaya az kalmış durumda. Şöyle baktım şehrimize, biz hep bu tarafa doğru açmışız haritamızı. Bu tarafa doğru açmadığım için de şey konusunda sıkıntı olmuş. Trafik hep bir yöne yoğunlaştığımız için trafik hep buradan oluşacak. Yani bu tarafı açsaydık pek fazla trafik olmayacaktı. Benim amacım bir an önce limanlara ulaşmaktı. Ulaştık da daha hala açmam gereken deniz tarafları var derken 50 bine ulaştık bakalım. Bak burası açılabiliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. 50 binden sonra 75 bin gerekiyormuş. Gerçekten çok fazla nüfus istiyor arkadaşlar. Olmazsa şöyle yapalım. Şimdilik bir şuradan açalım. 25 bin nüfus yapmam lazım. Yani bu tarafları açarsam 25 bin yapmak çok zor olacak ve beni çok zorlayacak. Hem trafik aşırı derecede artacak. Trafiğin de az olması için bu taraftan açmak zorundayım dostlar. Yapacak pek fazla bir şeyimiz yok. Ama şurayı açtı mı... Niye böyle saçma sapan gösteriyorsun ya? Şuradan göstersene. Heh. Burayı açtı mı kıyı kesimini yapabiliriz belki. Belki burayı daha fazla böyle açabilirim bu alanda. Bir kıyı kesimi oluşturabiliriz en azından, öyle düşünüyorum. Veya bu tarafa da geçebiliriz. Ama bu tarafa geçersem çok fazla alan olmadığı için nüfusu çok çabuk 75 bin yapamayız rahat bir şekilde. En rahat arkadaşlar burayı açmak şimdilik. İnşallah 75 binden sonra açılır bu taraf. Bazen çünkü açılmıyor, vermiyor ona sizi. Gerçi şunu anlayabiliriz ya. Mesela 50 bin yaptık ya, bak bize land verdikleri şeyi gösteriyormuş. Bak buradan veriyormuş. İyi, 75 binde veriyormuş. 90 binde bayağı açılıyor. Aa, 90 binde hepsi mi açılıyor? İyiymiş öyle bir şey varsa. Bak hepsini gösteriyor. Ha, 90 bin aslında 75 binden sonra kolay. Ama işte 50 binden 75 bine geçmek biraz zor. Onu nasıl yapacağız bakalım. Gerçi burası bayağı geniş bir alan. Bu geniş alanı değerlendirebiliriz en azından. İyi oldu ya buraya açmak. Şu kavşağı da gidiş gelişli yapalım. Bu artık şunları başka yere alacağım. Kardeşim siz şöyle gelin. Sen de şöyle iç taraflara doğru gel. Bunu da bu tarafa koyarsam daha iyi olacak gibi. Peki buraya büyük bir kavşak yapsam sığar mı? Hayır, sığmaz tabii ki de. Oo, bunların bayağı bir sağa sola gitmeleri lazım. Beni bayağı bir uğraştıracaklar. Belli oldu şimdiden. Kardeşim madem burada sanayi sektörü var, o zaman biz ne arıyoruz burada değil mi? Böyle yapsak. Madem böyle bir şeyiniz var, niye baştan söylemiyorsunuz? Şimdi kardeşim şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz ve şöyle yapıyoruz. Bunları da bu tarafa alıyoruz. Bu tarafa alıyoruz. Bu tarafları almaya çalışıyoruz. Olduğu gibi. Ama şey dikkat etmekte fayda var. Bu borular falan birleşiyor, tamamdır. Elektrik doluyor herhalde diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi oraya silelim. Kardeşim. Şunları bir sil bakalım. Elektrik her tarafa ulaşıyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Bağlantı var. Ben gene de işimi sağlamalıyım da buna bir bağlantı yapayım da olur ne olmaz. Çünkü burada bağlantı yokmuş gibi görünüyor. Heh. Tamamdır. Sizde işimiz yok artık. Bu ne ya? Ayt! Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Tamam. Elektrik ulaşımı var burada. Su elektrik durumu iyi. Elektrik de güzel. Biraz destekleyebiliriz elektriği olmazsa. Şöyle bir destek atalım.
Biraz da olsa şöyle. Evet, şimdi silme işlemine başlayabiliriz. Burası herhalde bozulacak gibi. Bakalım. Bayağı bir uğraştıracak burası bizi. Ama günün sonunda mutlu olacağız. Onun sözünü verebilirim. Mutlu sonla bitecek gibi duruyor bu kavşak işi. Bu kavşak gerçekten güzel bir kavşak ya. Seviyorum yani. Bak tam oturdu ha. Vallahi tam oturdu. Böyle bir şans yok. İyi lan. Fazla uğraştırmadı bizi. Şimdi kardeşim şöyle bir otoban çekelim buraya. Sonrasında şöyle bir otoban çekelim. Yollar farklı oldu. O yolları yalnız otoban. Bu nasıl bir otobandır arkadaş ya? Nasıl bir üst geçit şeydir? Niye öyle yaptın ki? Bak diğeri tam oldu, bu niye olmadı şimdi? Bunun açıklaması yok arkadaşlar. Bak. Bunun bir açıklaması yok. O zaman böyle yapacağız. Şimdi şunu değiştirelim. Evet, bir de şunu değiştireceğiz. Tamamdır. Burası oldu. Çok çok güzel oldu. Şimdi karşı tarafa rahat bir şekilde şehrimizi kurabiliriz. Bak bu alan çok fazla büyük. 25.000 çıkartırız biz buradan. Tabii birkaç yere daha destek atarız. Bu taraflara falan destek atarız. İşte yığılma çok oldu. Yani burası rahatlatacaktır trafiği. O hatayı ben diğer serilerinde yapmayı düşünmüyorum. Yani bir tarafa çok yoğunlaşmışız ya. İşte bu da trafiğin içinden geçiyor. Bu arada bu serimiz 40 bölüm sürecek. Bunu unutmayın. 40 bölümlük bir serimiz olacak. Bu çırak, daha doğrusu bu çırak serisi, kalfalık serisi 50 bölüm, ustalık serimiz ise 60 bölüm olacak. Yani her bir seride 10 bölüm arttırmak istiyorum. Bölüm sayımı inşallah. Bu arada çok güzel bir harita buldum. Kalfalık serisi için bayağı bir orada güzel bir haritamız var. Yeşil bir haritamız var. Çok fazla su kaynakları falan var böyle. Güzel duruyor. Onda biraz görsellik ön planda olacak. Nüfus değil de görsellik daha ön planda olacak. Ustalık serimiz nüfus üzerinde kurulu olacak. O yüzden ustalık serimiz daha düz alan, böyle daha çok fazla potansiyeli olan bir harita seçmek istiyorum nüfus için. Şu su kaynaklarını başka bir yere alabilir miyiz? Alamayız. Ama şunları biraz daha şu tarafa doğru alabilirim. Şöyle. En azından yaklaştırmış olduk bu tarafa doğru. Peki. Şunlar şöyle yaklaştı ya. Su çekiyorlar ya. Ben şimdi bu tarafa şehir kuracağım ya. Burayı açsam mı acaba? Biraz daha su kaynağını bu tarafa alsam mı diye düşündüm. Balıkçı da yapacağız. Ben burada balıkçı hiç yapmadım. Onları da buraya koysak olur mu? Şöyle burayı açsak. Bak bir aklıma bir plan geldi. Liman gibi yapsak burayı. Mesela balık sektöründe. Bir bakalım ona. Ne balıklar varmış? Oo burada bayağı balık var lan. Selfish bir de ha. Değerli balıklar var bu tarafta. Diyorum ki şurayı biraz böyle açsak bu tarafa doğru. Bir tane buraya şey yapsak. Liman koysak. Oradan böyle çalışsalar güzel olmaz mı? Buraya doğru. Olabilir aslında. Bir tane çalışsa bile bir tane çalışsın abi. Yani şurayı açmayı planlasak biraz zor açılır ama burası sular altında kalmasın. Gerçi şu kıyı kesimini şey yapabilirim ya. Koruma altına alabilirim. Şöyle alabilirim. Onu ben buradan yapıyormuşum. Unutmuşum nereden yaptığımı. Buradanmış. Onu da öğrenmiş olduk. İkisi de aynı. Niye iki tane vermişim ki burada? Bu kıyı kesimini böyle yapsam. Şu daha mı iyi oluyor? Ha, bu daha iyi oluyor da. Bu da çok büyük arkadaş. Bunu yapalım böyle de. O biraz garip olacak ama. Şimdilik böyle bir koruma altına aldım bu tarafı. Niye böyle bir şey yaptım derseniz. Biraz sonra yapacağım şeyler. Bu tarafın içinden geçebilir çünkü. Yaracağım için bu tarafı. Şey istiyorum. Burayı korumak istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Heh, buraya çünkü olduğu gibi açacağım. Sular altında kalmasın diye bir koruma attım bu tarafa. Bunun üstüne yolu falan alabiliyor mu? İlk kez yapıyorum çünkü bunu. Yol niye olsun ki bunun üzerinde? Nasıl bir mantık almaya gidelim? Yürüyüş yolu olabiliyor mu acaba? Merak ediyorum yani, oluyor mu? Bak yürüyüş yolu oluyor sanki. Yok yürüyüş yolu da olmayamış. Neyse. Burası böyle kalsın şimdilik. Ben şuraya bir şehrimizi ihtiyaç varken ayarlayalım birazcık. Daha sonrasında o limanımızı yapalım. Şimdi. Buradan biraz açmak istiyorum burayı ben ya.
Şöyle yapalım. Ama şeyi azalt. Öyle olmaz. Belki limanla yaparım bu taraflara. Belli olmaz ya. Su kaynakları biter mi? Nereden geliyor bu kaynak? Denizden mi geliyor yoksa göletten mi geliyor? Şimdi o da önemli. Az su kaynağı geliyorsa su azalacaktır burada. Ben burayı açtığımda çok fazla. O yüzden çok fazla açmayalım. Bunu iptal et arkadaşım ya. Aha, onu iptal edemiyoruz. Dışarı kaldığı için iptal olmuyor. Çok güzel. Vallahi çok güzel. İşte bu olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Neyse. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışalım o zaman. Şöyle yapsam acaba? Çok fark eder mi? Şöyle bir liman tarzı gibi. Nasıl olur acaba? Merak ediyorum. Düz bir şey yapmak istiyorum da buradan. Onu yapma şansım var mı acaba? Ya en azından güzel oldu bence burası. Fena durmadı. Evet. Güzel oldu. Bakalım sular dolsun o tarafa. Bakalım su etki engelleyecek mi? Engellemiyorsa mükemmel olur burası. Ya suyun şeyini engelleyecek mi? Ölçüsünü. Debisi mi deniyor? Debisi mi deniyor? Bilmem ne söylendiğini. Yükseklik inşallah fazlalaşmaz. Olun bakalım bu tarafa şimdi. İleri sardım. Evet birazcık engelledi. Şöyle çekelim bunları şöyle ileri doğru. Abo burayı bayağı bir azalttı ha. Valla. Biraz su çekemeyecekler ama olsun. Heh, biraz sonra normalleşecektir. Hadi oğlum. Gel artık şuraya su. Davet falan bekliyor herhalde. Buraya gelmek için. Tamam o düzelsin. Biz orada. Burası güzel oldu. Yanlarını ayarlamak istiyorum. Gerçi bu taraf olmamış şimdi. O tarafı ne yalan söyleyeyim. Pek becerememişiz. Şöyle birazcık. Biraz daha şöyle şuradan desteklersek. Olacak gibi. Tamam, neyse çok fazla üzerine düşmeyelim. Yeterli bu kadar. Şu yanlarını şimdi bir hat çekelim. Böyle olmaz burası. Şöyle bir. Bu niye olmuyor? Neden böyle saçma sapan bir şey oluştu burada? Hakikaten. Niye böyle saçma sapan oluyor? Çok yüksek mi geliyor acaba burası? Ha oluyormuş. Tamam, oluyor oluyor. Pardon. Ya şöyle yap. Tamam çok güzel. Vallahi iyi oldu ha. Süper oldu. Ya burası birazcık tamam. Böyle olsa nasıl olur? Olur ya. Buraya birazcık verebiliriz. Güzel sular da artık geliyor. Demek su kaynağı güçlüymüş ki. Su kaynağını hiç engellemedi bakın. Sular hiç azalmadı. Gayet iyi gidiyorlar. Tamam. Bu arada. Şurayı biraz daha şey yapmak istiyorum. Tamamdır. Evet biraz değişik oldu. Buraya liman koyabiliyoruz mu? Bakalım bir. Güzel. Yüksek oluyor ama koyabiliyormuşuz. Bayağı yüksek oluyor. Ama öyle biliyor. Debisi biraz fazla yüksek oldu ya. Alçaltsak mı ne yapsak? Çok yüksek olur burası. Bir dakika dur. Ben böyle kabul etmiyorum ha burayı. Biraz alçak yapalım burayı. Bu ne abi böyle? Çok fazla yüksek oldu. O yüksekliğe göre. Şimdi çok az bir şey istiyorum senden. Güzel gibi. Ama dolduruyor suyla. Bakalım şöyle nasıl olacak. Deneyelim.
Denemekte fayda var. Burası olmazsa bu tarafa yaparız. Çok da önemli değil ama alçaklı gönülden iyi oldu. Hatta biraz daha burayı karıştıralım. Böyle. Ha, orası olmaz o şekilde. Heh. Evet oluyor. Tamam. Sular çekildi mi? Burası güzel olacak. O arada sular çekilsin. Biz o arada şu şehrimizi biraz daha düzenleyelim. Eksiklerimizi giderelim. Burada şimdi konut ihtiyacı vardı ya. Biraz daha ben burayı doldurmak istiyorum konutlarla. En azından küçük konutlar yaparak burayı biraz daha arttırabiliriz. Şöyle yapalım. Bak burada bayağı açığımız varmış. Bu şekilde şehrimizi doldurmak istiyorum. Aynı orası olmaz. Burayı doldurmuşuz. Bu alanda dolmuş durumda. Bir tek burası kalmış. Küçük ev yapalım ki çok fazla trafik bu alanda oluşturmasın. Çöp sorunumuz var. Tamam, çöplerimizi aslında bu tarafa yapacaktım ben. Bayağıdan beri bekletmiştik onu. Şöyle bir yapalım. Birkaç tane yapacağım ama birazcık masraflar artmış gibi geldi bana. Niyeyse bilmiyorum. İki tane yapalım bundan. Yeterli olacaktır. Tamam. Şimdilik yetecektir. Oba, burada trafik var. Burada bir kavşak istiyor. Şimdi sen... Yerin altına devam et burada. Yalnız orası olmaz öyle. Şöyle yapsak. Çift yönlü geliyor. Bunlar tek yönlü oluyor. Bir yerde işte. Bunları çift yönlü yapma şansımız var mı acaba? Bu taraftan özellikle. Varmış. Çift yönlü olsun o zaman. Bunlar tek yönlü olsa deneyelim mi? Tamam. Bunlar da bu tarafla birleşecekler. Burası da bunu bir sil. Şöyle gidecek. Bir alanda buradan birleşsin.
Tek yön yapabiliriz. Buradan giriş çıkış yaparız mesela. Yani farklı olur. Çıkış şuradan veririz. Olabilir. Her şey olabilir bu hayatta. Böyle yapıyorum. Bakalım. Bu olacak mı acaba? Merak ediyorum. Nasıl olacak? Buradan şimdi şimdilik şöyle yapsak. Tamam. Bu şekilde olsun. Trafiği baya burada rahatlatacaktır. Bir kavşak. Bakın neleri sebep olacak şimdi, iyi görün. İşte gidiş şerit olmaması kötü oldu bu tarafta. O biraz sıkıntı. Gidiş geliş yapsak nasıl olur acaba? Sıkıştırıyor. Gidiş geliş istiyor illaki. Çünkü karışıyor o zaman da. O zaman şöyle yapacağız. Kardeş. Burası geliş, burası gidiş olsun. Evet. Burası da tam tersi olacak. Heh, böyle olacak. Tamamdır. Yani buradan geliş de buraya nasıl gideceğiz? Buradan dönecek. Buradan gelecek. Dönecek. Buraya gelecek. Buradan böyle gelecek. Buradan gelip böyle gidecek. Bayağı karışık oldu ama. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Bir görmeden de bir şey demek de istemiyorum. Hadi bakalım. Ne yapacaksınız şimdi? O zaman buraya eklenecekler. Tamam. Ha, buradan dönebiliyor. Tamam. Okey. Dön git abi buradan. Çok güzel. Orada bir trafik lambası var herhalde ki. Yo. Şimdi buraya zorluyorlar. Bunu iptal etsek nasıl olur? Veya durun. Bir aksın da trafik. Akmadan da bilemeyiz nasıl olacağını. Şu an yeni bir şey vardı ya burada. Daha yeni trafik oluştuğu için. Normal böyle olması. Aksın bir trafik, ondan sonra bakalım. Burası da olmuş durumda. Tamam bak, tam isim gibi oldu burası. Mükemmel. Şimdi şeyimizi çekelim. Şunları yapalım. Buraya biraz su geliyor gibi. Ha, oraya bak, ayarlayamamışız tam. Oraya bir ayarlayalım önce. Bir saniye. Evet, burası bayağı bir karışık olmuş. Hafif bir. Daha hala içeri su giriyor arkadaş. Oldu ya, çok da fazla uğraşmayalım. Yeter. Gayet düzgün oldu. Şimdi şu şeylerimizi çekelim. 52.000 olmuşuz bu arada. Çok güzel. Artışlar devam ediyor.
Böyle düzeltiriz. Şöyle yaparız hatta. Düzeltmek için. Tamamdır. Evet, bir nevi oldu burası. Sadece şurası birazcık daha... Böyle... Abi gözüm görüyor ya, illa yapacağım bunu ya. İlla şunu yapacağım yani. Tamamdır. Şuraya biraz yapalım şöyle. Tamam. Şimdilik oldu burası. Sular çekilsin, daha sonrasında göreceğiz. Ben o arada ne yapmıştım? Kavşağa bakalım bir. Ne alemde? Ya abi şu trafik beni öldürecek. Çıkışı buradan yapıyorlar. Çıkışı direkt yer altından versek olacak gibi sanki. Abi de şuradan bir bağlantı yapabiliriz ya. Burası çok karman çorman oldu, farkındayım. Özellikle şuradan versek iyi olabilir gibi duruyor. Da. Onu nasıl ayarlayacağız? Oradan gelmiyorsun. Niye gelmiyorsun? Böyle gel. Bir dakika. Ben çözdüm olayı. Elektrik şeylerin direklerini de iptal ettik bu arada. O biraz kötü oldu. Oğlum düz koy demedim ki ben sana. Heh, şöyle yap. Pardon. Ben yanlış işaretlemişim. Şöyle gel. Şöyle geliyorsun. Yavrucuğum. Neden olmuyorsun? Tek yön yapmak iyi olacaktır burada. Tamam, tek yön iyi. Daha hızlı bir şekilde gideceklerdir. Bakalım faydasını görebilecek miyiz? Orada lamba yapmadın değil mi? Lütfen lamba yapma. Gerçi üst geçitlerde lamba oluyormuş. Tamam. Evet. Bakın hızlandı burası. En azından şuraya yakın değil ya. Bayağı gidecek trafik bu taraftan. Çok fazla sıkıntı olmayacaktır. İlerliyorlar. Buraya biraz sıkıştırır ama zamanla çözülür olay. Çok fazla araç geliyor buradan ya. Bu ne abi böyle? Sanki burada çok fazla kaynak varmış gibi ama yukarı fazla kaynak da yok. Buradan geliyor araçlar. Hem buradan hem bu taraftan bak yükleniyor herkes. Burası da buraya yükleniyor. Şimdi burası. Ya lanet olsun, yapmıyorum ya. Bırak gitsin ya. Vallahi billahi bunu arkadaş. İşte tek yönden yaptık ya. Bölgeleri açtığımız için sıkıntı oradan oluşuyor. Olmazsa şu olduğu gibi yer altından verip bu taraftan birleştiririm direkt. En temizi olacak gibi duruyor şu anlık. Şimdilik böyle dursun. Bak burada trafik var. Veyahut da bir şey aklıma geldi de şu yolunu baştan versek buraya. Buradan mı gelse? Daha iyi olabilir gibi. Evet evet. Bak bu çözüm daha güzel olacak, ben size söyleyeyim. Bu çözümde şöyle yapıyoruz. Şimdi baştan aşağı şuraya bağlantı vereceğiz. Buradan gelmeleri daha sağlıklı olacaktır. Mesela şöyle geldi ya. Buradan. Yükseltme şansım niye yok senin ya burada? Ha direkt yükselmiyorsun, tamam. Şu yolun yükselmesi hiç iyi olmamış. Bu yolu yer altından versek. Beni
Yer altından verirsek olacak gibi duruyor burası. Ki öyle yapalım. Bu ne ya? Şuradan verelim. Tamam, burası oldu. Şimdi şu yolu. Şimdi bakın, niye böyle yapmıyor musunuz burayı? Orada çok trafik sıkışıyor. Orada niye sıkışıyor? Çünkü orada bir kalabalık var. Kalabalığı şimdi ben bu tarafa vereceğim. Burada bak, fazla kalabalık olmadığı için biraz rahatlayacaktır bu taraf. Onu düşündüm de. Şurayı iptal edelim. Bakalım işe yarayacak mı? Hem burası çok böyle şey geliyor. Buradan geliyor, buradan geliyor. Çok karışık burası. O yüzden de rahat bir şekilde gidemiyorlar. Yollar karışık olmuş. Şu yönlerini düzeltelim. Bu tarafta böyle olmamış. Bir dakika. Bu ne ya? Bunu değiştirtmiyor bana bak. Terbiyesizliğe bak. Şuraya birkaç rötuş istiyor. Heh, şöyle bir yolumuz olmuş oldu. Tamam, güzel oldu burası. Bakalım. Şimdi bir çaresi olacak mı? Şimdi oldu arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yaşatmazlar. Çok trafiğimiz de yok bu alanda. Güzel. Aa, bu ne ya? Tamam. Evet, bakın trafik oluşmadı çünkü burada fazla bir yoğunluk olmadığı için de çaresi buymuş, öğrenmiş olduk. Bu bölümde yapacak bir şey yok. Bunlarla uğraştık ama limanımızı artık yaptık burada. Limanımız olacaktır. Bu arada bir tane liman koyalım. Burası değerli mi acaba limanlar için? Bakalım bir. Merak ediyorum. Çok fazla bir şey yok bu alanda. Buraya yapmayız. Buraya şey yapacağız. İnsanlar için ne yapılabilir? Limanlar, şöyle seyahat limanları yapılabilir mesela. Transporttan şunları koyabiliriz. Bir de aşağıya koyarız. Bu alanda da sonuçta o ne ya? Niye öyle gösterdim? Ha. Şey yok. Ölüm fazla görünüyor. Şey yapalım. Ölü yakma var ya. Onlar işe yarayacaklardır. İkişer tane koyuyorum. Böyle yapalım. Evet. Tamam, bu bölümde genel sorunlarla uğraştık ve trafiği hallettik arkadaşlar. Bunları yapmak zorundayız. Yani bunu yapmasaydım trafik allak bullak olacaktı bu alanda. Bak, artık bir trafik sorunumuz bu alanda yok. Yine alanımızı açtık ve burada limanımızı ayarlamış olduk. Evet, burada balık tutma falan olayı olmayacak ama en azından şöyle şey koyabiliyorsunuz. Bakın, burada limanlar olması lazım. Ha, şöyle insanların için şeyler koyabiliyorsunuz. Bir sahil kenti gibi yapacağım ben buraya. Yürüyüş yolları yapacağız buraya alanı. Olmazsa ben burayı daha fazla genişletebilirim. Bu düşük alanı. Bu şekilde tasarlayabiliriz ama sadece şurası biraz kötü görünüyor. Son kez bir oraya ayarlayacağım. Oradan su geliyor. Bak, hala su gelmeye devam ediyor o alanda. O birazcık kötü olmuş. Böyle birazcık arttırabiliriz ya. Su gelmesin diye. Bak, su gelmeye devam ediyor bu alanda. Şimdi gelmesi normal. Şu an düzeltiyorum ya. O yüzden geliyor. Ama biraz sonra düzelecektir. Evet, şu an düzelmesi lazım ama çok şey olmuş. Biraz şeyden kötü olmuş ya. Nasıl söyleyeyim?
Alçak yapmışız çok fazla. Bu engellemiyor mu abi? Yani alçak olsa bile bunun suyu engellemesi lazım. Niye engellemiyor? Ben onu anlamadım. Bak. Şu an engelliyor bak. Demin engelleyemiyordu. Artık fazla bir şey yok. Ha tamam, şimdi oldu arkadaşlar. O şey verince, kara parçası biraz verince bu taraflara ayarlanmış oldu. Evet sevgili dostlarım, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.